Ergen bile bilmiyordur ki zaten bunların cevabını. Gerçekten. Bir tebriği hak ettin. Öp. Ergül A milli takım formasıyla ilk sayısını hangi takıma karşı kazandı? A Almanya, B İtalya, C Bulgaristan. Şimdi Ergül'le aynı yaşta olduğumuza göre muhtemelen Balkan Kupası'na gitmişizdir. O yüzden de ilk maçını Bulgaristan'a karşı oynamış olabilir. O yüzden C Bulgaristan diyorum. Bunu kendisi bile hatırlamıyordur bence. Ne düşündün? Şöyle düşündüm. İlk milli takımlarımız zaten bizim Balkan Kupası. O yüzden Bulgaristan dedim. Sen hatırlamayabilirsin. Hatırlamıyorsun bunu. Hatırlamıyor olabilirim ama ben kesinlikle hatırlamıyorum. Hayır ya, İtalya'dır. Küçüklüğünü unutmuş o, ben size diyeyim. Ben ne yediğimi unutuyorum ya dün. Ergül hangi lisede okudu? Wow. Bursa Atatürk Lisesi, Beşiktaş Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Bir kere İstanbul olmadığını zaten kesinlikle biliyorum. Yani orada bir Bursa var ama... Bursa Atatürk Lisesi diyorum. Son kararım. Arkadaşım, bunu kesin bilmişsindir diye düşünüyorum. Çünkü o bir Bursalı. Ben bir Bursalıyım. Bildin mi? Bildin arkadaşım. Hmm. Tebrik ediyorum. Ergül'ün en güzel yaptığı yemek hangisidir? Salata, dolma, pilav. Arkadaşım her şeyi çok güzel yapar gerçekten. Elleri çok lezzetlidir. Ben A salata diyorum. Bu sene kahramı çok çekti çünkü kendisi. Sürekli salata hazırlayarak geçiyor ömrü iki antrenman arasında. Gerçekten parmaklarımı yiyorum her gün. Ellerine sağlık arkadaşım. Hayır, yüzen turplardan bahseder misin biraz? Yani leğen de salata yaptığı için çok zor bitiriyoruz. Zeytinyağına boğup içeride bütün turplar dağılıyor. Ergül hangi tarihte evlendi? Wow. Kendisi bile bilmiyor. 15 Nisan 2016, 3 Haziran 2016, 28 Mayıs 2016. Buna biraz mantıkla gitmek istiyorum. Sezon Nisan'da bitiyorsa eğer, acele etmedilerse evlenmek için. İçimden 28 Mayıs geçiyor ama ben gene de 3 Haziran diyeceğim. Bunu çok zorlandım da, gerçekten zorlandım. Evet, ben de. Ben de diyor ya. Evet, ben de. Yalan yok. Önce sen gösterir misin? Hayır, sen göster ya. Ben şöyle düşündüm. Hani sezon biter bitmez bir aceleniz yok ise eğer, böyle bir ay verip şu 3 Haziran tarihinde evlenmiş olabilirsiniz diye düşündüm. Yanlış. Bence bir kere kelime arayıp sorabilir miyiz lütfen? Bence de yani burada bir şık şey... Ama ne dedim? İçimden 28 Mayıs geçiyor demiştim. E niye yazmadın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Diğer sesi dinleyeyim dedim. 28'inde evlendim canım. Ergül'ün favori dondurması hangisidir? Favori dondurması mı varmış Ergül'ün ya? Ergül tatlıyı sevmez ki zaten. Vişneli, vanilyalı, çikolatalı. Çok zor. Benim gibi çikolata aşığı değil. Vişneli ile vanilya arasındayım şu an. Vanilyalı diyorum. Ve bitiriyorum. Güzel olmuş soruları, sevdim. Bunu da gerçekten çok zorlandım. Hepsinde zorlanmışsın, sen de bunu çok seviyor. Vişneyi de ben çok sevmez dedim o yüzden. Sen niye biliyorsun, niye? Ama tatlı sevmez normalde vanilya. Ha, tamam o zaman, ha, olmuş. Evet, bu tatlı sevmem normalde. Genelde kendisi hep arkamdan... Neyse, burayı keselim. Söyle, söyle. Arkamdan değil, yüzüne de söylüyorum arkadaşım. Düzgün ve gerçek yüzlü bir arkadaş tabii. Gerçek yüzlü mü? O ne demek ya? Beni tanımıyorsun, git. Seray bugüne kadar kaç farklı takımda oynadı? Şimdi o da benim gibi bayağı gezdiği için takımdan takıma hesaplaması zor olabilir benim için. Altı diyorum buna. Yok, yedi. Yedi diyorum. Bir iki de. Doğru. Doğru değil mi? Nasıl biliyorum? Aferin arkadaşım. Çok çok zor bir soruydu ama. Bence çok zor. Zordu, vallahi zordu ya. Yani çok takım değiştirdiğin için, evet. Arkadaşım benim gibi. Büyük oyuncuyum. Maşallah maşallah. Saray'ın Avrupa kupalarındaki ilk deplasman maçı hangi ülkedeydi? Ya çok
Yani bu çocuk ilk deplasmana 14 yaşında falan çıktıysa, ki o civarda oynuyordu A takımında diye hatırlıyorum. Ya Belçika ya Rusya'dır diye düşünüyorum. İkisi arasında kaldım şu anda. Rusya. Rusya mı kız? Gerçekten mi? Yoo. Ben bile hatırlamıyordum ama. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Peki. Yemin ediyorum Rusya. Tahmin yürüttüm. Ama zaten bilmiyordum. Rusya o zaman bütün takımlar. Ama Belçika'da yani olabilirdi diye düşündüm bir. Belçika'da Rusya. Çok zorlandım. Tamam. Saray'ın küçükken en sevdiği oyuncak neydi? Vallahi hiç oyuncak arası yok gibi geliyor benim arkadaşımın ama. Dinozor, bebek, palyanço. Kesin dinozordur ya. Antin Kuntin işleri sevdiğimden dinozor diyorum. Oyuncaktan hoşlanmıyordur dedim ben ama. Normalde hoşlanmıyorum gerçekten ama. Neydi? Küçük oyuncağım o benim. Neydi Allah aşkına? Evet. Gerçekten evet. Mi? Evet. Nasıl biliyorum? Yani bir antin kuntin işleri kendisi. Seray ne tarz filmlerden hoşlanır? Arkadaşım acayip film izler. İzlemediği hiçbir film yok. Öyle diyeyim ben. Hiçbirini izlememişliği yoktur yani. Oturuyoruz. Seray, bunu izledin mi? Evet izledim. Bunu izledin mi? Evet izledim. Yani biz izleyemiyoruz yanında, öyle diyeyim. Dram sever ama çok ağlıyor. Bayağı ağlıyor dramlarda. Bilim kurgu, korku benim işim. Bilim kurgu diyorum. Bunu kesin bilmiştir. Kesin biliyorum. Bunu kesin bilmiştir. Kesin biliyorum. Evet. Kesin biliyorum. Kesinlikle bilim kurgu. Peki dramlarda ağladığından bahsettim. Bunları söylemek istersin. Gerçekten bahsettin mi bundan? Orayı keselim lütfen. Seray'ın en sevdiği tatlı nedir? Seray tatlıya bayılır. Gerçi bu aralar yemiyor ama olsun. Baklava, sütlaç, profiterol. Çikolatalı seviyor, profiterol diyor. Kesin bilmiştim ama bu çok kolay bir soruydu onun için bence. Bence de.